Hazreti İsa Aleyhisselam o saçı kızıldır, ortadan ayırık, çok çok güzel gözleri, küçük minik burnu var böyle, hafif çillidir Hazreti İsa. Yani çocuksu bir temizliği vardır ama çok keskin peygamber bakışı vardır. Yani nazarları çok şiddetli olur peygamberlerin. Yani manevi şiddeti yüksektir, gücü yüksektir. Geniş omuzlu, ince bellidir, atletiktir Hazreti İsa Aleyhisselam. Orta boylu, orta boylu böyle ama masum ve temiz. Saçları uzun, omzuna kadar geliyor. Beyaz tenlidir Hazreti İsa Aleyhisselam, beyazdır. Saçının özelliği, saç dokusu alışılmışın dışındadır böyle. Yani ıslak gibi. Bazı insanlarda olur o, yani Hazreti İbrahim neslinde rastlanan bir saç şeklidir o. Yani su değmediği halde yaşmış gibi görünür. Bazı bilir insanlar yani o tarz bir saç. Yani saçı öyle, o şekil olacak. Hadise o özellikle de o belirtilmiş. Sanki diyor yaş damlatır gibi diyor, diyor saçları diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın. Geldiğinde o güzel peygamber 33 yaşında olacaktır. Hatta saçının temizliği den böyle sanki ıslak gibi görüntü alacaktır. Çok çok efendi, çok çok aklı başında, nefis bir insandır Hazreti İsa Aleyhisselam. Zaten bakar bakmaz anlaşılır onun peygamber olduğu. Birçok mucize gösterecektir. İnsanlar bunu zaten görüp tanıyacaklardır, anlayacaklardır. Burada ömrünü tamamlayacaktır. Vefat etmesi de bu dünyada olacaktır inşallah. Hazreti İsa tabii çok çevik, atletiktir. Geniş omuzlu ve ince belli ama acayip güzel bir insan. Çok şiddetli güzel. Zaten hani bu Hazreti İsa mı demez yani gören. Hemen anlayacaktır. Yani insanlardan çok ayrı olur peygamberlere. Çok şiddetli heybet. Ve hatta insanlara böyle şiddetli bir bazen de titreme geliyor heybetinin şiddetinden. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Mesela bakıyor. Adeta hipnotize oluyorlar. Peygamberimiz o mübarek eliyle ağızlarını meshediyor. Ondan sonra konuşacak hale geliyorlar. Hazreti İsa da öyledir. Yani çok şiddetli güzeldir. Ve çok çevik. Ama onlar genellikle esprili, neşeli, böyle sevecen ve çok tatlı oluyorlar. Yani öyle şey olmaz onlarda. Öyle soğukluk olmaz. Çok sokulgan, sevecen, çok çok merhametli. Ve çok güzel huyludurlar. Ama Allah düşmanlarına karşı da çok şedittirler. Mesela Deccal köpek gibi kaçacak. Hazreti İsa anında yakalıyor. Yani çok çevik ve çok güçlüdür maşallah. İsa dünya güzelidir tabii. Çok da kızıl saçlı. Masum çocuk görünümlüdür. De Allah onun için kuzu diyor. Hatta Tevrat'ta da geçer. Kuzu olarak tabir edilir. Yani kuzu temizliğinde, kuzu narinliğindedir İsa. Geniş omuzlu, böyle aslan gibi bir yapısı var. Uzuna yakın, orta boylu. İnşallah geldiği vakit herkes görecek İsa Aleyhisselam'ı. Hazreti İsa Aleyhisselam da öyle son derece nurlu, çok çok akıllı, çok nezih ve insanlar bir kere insan görecekler. Yani kaliteli insan neymiş, sevgi dolu insan neymiş bir onu görecekler. Yani çok muhteşem bir Evet. insandır. Nefesleri kesilecek Hazreti İsa'yı gördükleri vakit. Zaman ve mekandan çıkmıştır 2000 yıl önce. 2000 yıl sonra şimdi zaman ve mekanın içine girecektir. Aynı elbisesi, aynı ayakkabısı, tokalı ayakkabısı vardı parmak arasından geçen. Düz. Ondan sonra üzerinde bir düz yine kıyafeti vardı. Düz bir cübbesi vardı. O kıyafetini aynı şekilde yeniden gelecek. Ve onu bir yerde bulacaklar inşallah.